Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yeni bir Pergel programıyla karşınızdayız ve inşallah bu programda da malum devam eden gündemi değerlendireceğiz değerli konuğumuzla. Yazar Yılmaz Çakır Hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hani İstanbul seçimleri bitti. Geçen hafta da bunu yorumladık. Seçim akşamı da bunlar analiz edildi. Herkes bir şeyler yazdı, çizdi, söyledi, eleştirdi ve eleştiriler hala devam ediyor. Tenkitler niye şöyleydi, böyleydi, biz demiştik filan. Ya oralara tekrar girmek de aslında hoş bir şey değil. Can sıkıcı bir şeyi tekrar tekrar konuşmak da hoş değil. Ama şimdi 25 yılın ardından bir belediyenin el değiştirmesi öyle kolay kolay hani üstü kapatılacak işte çekip gidilecek bir konu da değil. Veya 17 yıllık bir işte tek iktidarın bir anda böyle bir şokla karşılaşması da öyle ha bir sefer konuştuk yeter denilecek bir olay değil. Yani şimdi ne oldu da toplum 25 yılın ardından o katı tavrını, tutumunu değiştirme yoluna girdi. Değiştirdi demiyorum. Yoluna girdi. Şimdi sebepler herkesi biliyor artık. Kimlerde ne hata yaptı, işte kim, ya bunlar zaten biliniyordu da seçimden sonra da yazıldı, çizildi, söylendi. Ama şimdi toplumun genel tercihleri neye göre değişirdi? Bunu mu göz ardı ettik? Yani işte insanlar siyasette şunları değil, şunları esas alırdı. Şimdi başka bir şey doğdu, bir ölçek gelişti, başka bir tercih biçimi doğdu, bir usul doğdu. Bu mu fark edilmedi? Veya bir şeyler fikri olarak, ne bileyim ahlaki olarak, yaşam tarzı olarak bir şeyler geriye gitti. Bu mu göz ardı edildi? Bundan sonra bir çok ümitsiz mi olacağız? Yani eyvah demek ki artık insanlar seküler bir çizgiye girdiler. Tabii. Artık böyle İslami söylemleri çok da önemsemiyorlar. Böyle gidecek mi bir yerde? Hani hep ümitsizlik, hep karamsarlık mı pompalayacağız? Şöyle bir tabloyu değerlendirirsek ne oldu sorusunu sorarak oradan başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle bizi izleyen kardeşlerimize selam ediyoruz. İnşallah onların ayırdıkları değerli vakitlere değen bir sohbet olur bu. İnşallah. Şüphesiz dediğiniz gibi 25 yıllık şeyle beraber AK Parti her ne kadar 17 yıllık olmuş olsa bile belediyedeki süreç 25 yıl. Refah Partisi ile birlikte tarihi 25 yıl. 25 yıllık bir tarihin sonuna gelinmiş olunması öyle birkaç programla konuşulup halledilebilecek gibi bir şey değil. Bizim burada da böyle bir iddiamız yok. Yani biz de işte bu akşam bu meseleyi halletmek üzere burada bulunuyor falan da değiliz. Zaten esasen hani bazen söz de kifayetsiz kalır. Hani denir ki şu gök kubbenin altında, şu güneşin altında söylenmemiş bir söz de yoktur. İşin hakikati pek yeni diye söylenilen, değişik diye söylenilen pek çok söz bizim için değişiktir. İnsanlık tarihi göz önünde alındığında bizim büyük bir heyecanla tespit diye, teşhis diye nitelendirdiğimiz hususlar yapılmıştır. Yapıldığını biliriz, görürüz, sonradan duyarız. Dolayısıyla hani burada sihirli bir çözümle meseleleri hem analiz ederken sihirli ifadeler kullanacağız, sihirli şablonlar üreteceğiz, hem de arkasından bu şablonlarla birlikte de fevkalade tesirli, sihirli çözümler bulacak değiliz. Ama bu sözlerimizin anlamsızlığı ve değersizliği manasına da gelmez. Öyle olmuş olsa burada bulunmamızın da anlamı olmaz. Anlamı, değeri şudur. Biz öncelikle kendi kimliğimiz, kendi konumumuz, duruşumuz itibariyle kendi perspektifimizden olayları değerlendirmek istiyoruz. Kendimize ait bir değerlendirme olsun istiyoruz. Bunu yapabilecek olan da bizleriz. Bu bizden kastım da öncelikle Müslüman olmayı ifade ediyor, ihata ediyor bu biz.
Müslümanlar olarak durum analizi yapmaya, öncelikle durum analizi yapmaya ihtiyacımız fevkalade fazla. Şimdi seçim gerçekten önemli ve pek çok kişi bunu değerlendiriyor. Kendi perspektifinden, kendi vizyonundan bunlarla ilgili değerlendirmeler de yapılıyor. Ama kabaca hani olup bitene baktığımızda yine denir ki, meşhur bir sözdür, galibiyetin sahibi çoktur, galibiyetin, zaferin sahibi çoktur ama mağlubiyetin ortağı olmaz, mağlubiyetin sahibi olmaz. Gerçekten de şu anda tablo neredeyse bu söz muvacihesince, çerçevesince oluşuyor. Herkes işte biz demiştik noktasında hareket ediyorlar. Şüphesiz bazıları gerçekten, biz biliyoruz, biz şahit ediyoruz ki bazıları gerçekten biz demiştik cümlesini kullanabilecek selahiyetteler. Onlara saygı duyuyorum ben. Onlar hiçbir karşılık, hiçbir menfaat beklemeden tamamen durdukları, bulundukları çizginin, ümmetin hatırına, inandıkları değerlerin, İslam'ın hatırına doğruları söylediler. Bugün de söylüyorlar. Dolayısıyla onları istisna tutacak olursak, onların sözlerini kıymetli bulduğumu bir kere daha yer yer onlarla fikir ayrılığına düşmüş olsam dahi, onların biz dememiş miydik sözlerine, ikazlarına itibar edilmesi gerektiğini, saygı duyulması gerektiğini söylüyorum. Ama onların dışında, ki bunların sayıları da çok fazla değil, onların dışında neredeyse fırsatı bekleyen, neredeyse kapıda böyle tetik duran birçok insan ya da pek çok insan var ki onlar da böyle bir yenilgi, bir sürçme olsa da hemen biz mevzilerimizden burnumuzu uzatsak diyen pek çok insan var. Daha bu basit bir şeydi ki neticede hani evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sıradan bir hadise değildir. İstanbul Büyükşehir seçimleri sıradan bir seçim değildir. Hem sembolik anlamıyla hem de gerçekten kozmopolitan yapısıyla, metropol hüviyetiyle anlamlıdır, değerlidir şüphesiz ama neticede de yani bütün bu değerine rağmen bir belediye seçimidir. Ve ortaya çıkan tablo da muhalefetin bile kabul ettiği üzere, kabul etmek durumunda olduğu üzere iktidarı, mevcut iktidarı alaşağı etmek için yeterli şeyi sağlamamıştır. Bütün bunlara rağmen yani bu tırnak içinde söylüyorum, bu küçük değişme ve gelişime rağmen pozisyonlarını değiştiren, konumlarını, iktidar algılarını, iktidar yönelimlerini değiştiren pek çok kimse de var. Şimdi bunlarla aramızdaki farkı bir kere net çizmek lazım. Biz rüzgara göre hareket edenlerle hiçbir zaman için onların sözleriyle ortaklaşmak, onların sözleriyle aynılaşmak ihtimalinden bir kere korktuğumu, bundan çekindiğimi söyleyeyim. Ondan da Allah'a sığındığımı söyleyeyim. Benim de şüphesiz pek çok eleştirim olacak, pek çok eleştirim var, yapıyorum da ama dediğim gibi bu ikinci kısımda, son kısımda bahsettiğim fırsat kollayanları, pragmatikleri, makyavelistleri, oportunistleri asla aynı kulvarda, onlarla aynı kulvarda görünmek arzusunda değilim. Şimdi bütün bunlardan sonra hakikaten insanın aklına geliyor. Bir beldede belediye başkanı, bir küçük İstanbul'un neredeyse kenarında, köşesinde bulunan bir belediyede başkanlık yapan birisini alıp getiriyorsunuz, büyükşehir aday yapıyorsunuz. Bu da karşısında son derece siyasi olarak tecrübeli, tanınır, bilinir bir adaya karşı galebe çalıyor. Bu enteresan bir netice. Bir yönüyle enteresan, bir yönüyle de hiç enteresan değil. Zaten strateji bunun üzerine kuruldu. CHP tabir caizse Zula'da sakladığı, gizlide sakladığı yıpranmamış bir adayla adayı tercih etti. Bu şey değildi, tesadüfi bir şey değildi, rastgele bir şey değildi. Zaten CHP'nin, CHP diye anıyorum her ne kadar Millet İttifakı da olsa, oradaki
unsurların, oradaki bileşenlerin nihayetinde CHP kimliğiyle özdeşleştikleri de malumdur. Yani bu da bilinir. O açıdan onların yekününü de ifade etmek üzere CHP diyebiliriz. Yani HDP'yi de bu bağlamda CHP, onları Kürt şeyinin, solunun CHP'si diye nitelendirebiliriz. Yoksa Kürt genellemesi içine koymaktan Allah'a sığınırız. Ki böyle bir yanlışlıktan da, dil sürçmesinden dahi Allah'a sığınırız. Ama aynı şekilde CHP'de Türklerin şeyidir, ne diyelim, marjinalleridir, uçlarıdır, rijitleridir ve Kemalizmle temsil edilir. HDP ile CHP'yi ya da İYİ Parti'yi CHP kimliği adı altında ideolojik temellerine baktığımızda bir görmeye mani bir şey yoktur. Dünya görüşleri hemen hemen aynıdır. Yaşam tarzları hemen hemen aynıdır. O açıdan ben ikide bir millet ittifakı demek durumunda kalmayacağım. Bu bilinçli bir tercihtir. Sehven yaptığım bir şey değildir. CHP demeyi de sürdüreceğim. Şimdi CHP, dolayısıyla CHP adayını ortaya koyarken bilinçli bir şekilde özellikle yeni olmasına, taze olmasına tırnak içinde özen gösterdi ve o politik tercihin, o stratejinin neticesinde de adayını koydu. Bunun için yaptı. CHP kendi kimliğini bu seçimlerde, aslında sadece bu seçimlerde de değil ama bu seçimlerde zirvesine çıktı bu tavır. Bu seçimlerde sonuç almak için kendi kimliğini saklamak, gizli tutmak, geri planda tutmak istiyordu. Bu aslında CHP'nin iddia edildiği gibi ya da bilindiği gibi kendi sabit kitlesi, yani %20-25, en nihayetinde 30'a varabilecek kitlesi dışında, CHP kimliğiyle bütünleşmiş, özdeşleşmiş kitlesi dışına açılım yapabilmek için zorunlu bir tercihti. Ve bu seçime ait bir şey de değildi. Salt bu seçimle sınırlı bir şey de değildi. Bunu CHP uzunca bir zamandır AK Parti'nin galibiyetlerinin önüne geçemediğini gördükten beri uzunca bir müddettir. İşte Ekmelettin İhsanoğlu örneğinde, Abdullah Gül'e Cumhurbaşkanlığı adayı teklifi götürülecek söylentilerinde, Muharrem İnce neticede evet CHP'li bir kimliktir ama CHP'nin içindeki Kemalistlerden farklı, işte başörtüsülü akrabaların olması, kendisinin yer yer namaz kılıyor olması falan gibi Kemalist şeyin çizdiği tablonun dışında bir figürdür. Muharrem İnce'yi aday göstermek gibi süren, bir müddettir devam eden çizginin son halkası olarak Ekmelettin diyorum, zararı yok, dilim sürçse de zararı yok, Ekrem İmamoğlu bir tür gizli hazireden çıkarılıp halkın önüne getirilmiştir. Bununla hem dediğim gibi CHP kimliğiyle temayüz etmiş bir şahsiyet olmaması itibariyle ondan istifade edilmiştir. Hem ortaya koyduğu yeni tipolojiyle beraber Yasin okuyan, namaz kılan, en son bile işte dualarla belediye başkanlığını aldığında ailesiyle birlikte ve bir kısım insanla birlikte dualarla birlikte açmasına kadar devam eden tipoloji zaten CHP'nin arzuladığı oy almaya kilitlenmiş, oy almaya mecbur olmuş, mahkum olmuş CHP anlayışının stratejik bir tercihiydi, doğru bir tercihti, rastlantısal değildi, isabetliydi. Canan Kaftancıoğlu gibi son derece, yani bizim öteden beri sadece gezi eylemlerinden değil, sadece işte ailesinin tutumundan vesairesinden değil, kendi kimliksel aidiyetini gizlemeyen, saklamayan birisi olmak itibariyle de Canan Kaftancıoğlu'nu bile el açmaya, yani dua etme de diyebiliriz belki. El açma diyelim biz ama nihayetinde. Dua etme diyebiliriz belki, güzel oldu. Evet, el açmaya mecbur bırakan, el açmaya mecbur bırakan tutum bütün bu mecburiyetin hasılası olarak ortaya çıktı. Siz soru mu soracaktınız? Devam edeyim mi? Yok, ne oldu sorusuna? Eyvallah. Devam ediyorduk hocam. Eyvallah, pekala, devam edeyim o zaman. Dediğim gibi bu rastlantısal bir şey değildi. Mesela burada enteresan bir şey oldu Özkan Bey.
İşte bizim sloganımız çalındı. Bizim efendime söyleyeyim programımız, iddialarımız seçim boyunca bunlar gündeme geldi. CHP mesela burada haklı da olabilir. Gerçekten AK Parti itibariyle AK Parti'nin zaaflarına döneceğiz, geleceğiz inşallah fırsat bulursak. Zaaflarından bir tanesi sağlıklı, sürdürülebilir, inandırıcı bir politika ortaya koyamamasıydı. Propaganda ortaya koyamamasıydı, kampanyayı yönetememesiydi. Bundan sebep muhatap olduğu, rakibi tarafından, CHP'li rakibi tarafından muhatap tutulduğu ifadelerden bir tanesiydi. Bizim sözlerimizi, bizim tezlerimizi, bizim tekliflerimizi çaldınızdı. Doğrudur, ben de katılırım buna. Kim söylerse söylesin, yiğidi öldür, hakkını yeme. Böyle bir taklit gördük biz yere. Ama taklidin daha büyüğü, daha asılı, daha devasasını CHP AK Parti'den çaldı. Sadece rol çalmaya da tekabül etmeyen, rol çalmanın da ötesinde bizzat AK Parti kimliğini, AK Parti'nin toplum nezdindeki itibarını oluşturduğu düşünülen kimliği, muhafazakarlığı çaldı. Yani eğer bir çalma söz konusu ise nasıl burada, çaldık ki muhafazakarlığı? Şimdi siz yani bunu o yapılan bir takım işte Yasin okuma veya dini söylemler bu mudur? Yani çaldı derken neyi kastediyorsunuz? Şöyle şüphesiz bu tırnak içinde bir çaldı. Aldı da diyebiliriz. Aldı. Ben söylemin böyle siyasi söylem bu düzeyde yürüdüğü için ben ona atıf yapmak için kullanıyorum. İnşallah da almıştır. Doğrusu ya almış olmasını gönülden temin ederim. Gönülden arzu ederim. Bunda hiçbir beis görmem. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Keşke CHP radikal laikliğini, rigid kemalizmini bıraksa, seküler baskıcılığını, otoriterliğini bıraksa da hani halkın değerleriyle barışık, halkın inancıyla, kültürüyle, diniyle kavga etmeyecek bir çizgiye gelse. Bunu olumlu bulurum. Aslında CHP kimliğiyle ilgili 70'li yıllarda Bülent Ecevit mücadele verdi. O zaman da 70'li yıllarda sol dalga Türkiye'yi kasıp kavuruyordu. CHP'nin o kemalist Jacoben tutumu, elitist tutumu bunu kırıp halkla ilişki geçmeye zorladı. Erdal diyorum özür dilerim. İsmet İnönü'nün ve klasik CHP kimliğinin dışına çıkarak halka yakın olmayı, halkla kaynaşmayı, işçilerle, sendikalarla, bir takım sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog içinde olmayı, kibirli halini bırakıp da halkla temas etmeyi, inmeyi aslında Ecevit CHP kimliğine dayattı. Ve bunu da ortanın solu ifadesiyle, nitelendirmesiyle yaptılar. Kabul ettirdiler. Kabul ettirdiler. Böyle nitelendirildi bu husus. Fakat arkasından süreç, dediğim gibi, o konjektürel olarak sol dalga karşısında set oluşturmak, sol dalga karşısında CHP'nin durabilmesini, CHP'nin o kitleye, o topluma hitap edebilmesini mümkün kılmak girişimiydi. Bir tür, teşbihte hata olmasın, bir tür ona benzer bir şekilde yine AK Parti'nin oluşturduğu, AK Parti'yi pek çok yönden eleştirebiliriz, kınayabiliriz ki pek çok eleştirecek yönü var. Ama şunu teslim etmek lazım gelir ki Türkiye'deki siyasi anlayışı çok büyük ölçüde değiştirdi. Yani devrimci diyebileceğimiz, bu nitelendirmeyi yaptığımızda bazıları rahatsız oluyor. Ama Allah uzun ömür verirse, Allah günleri bize tekrar gösterirse ya da bize değil de birileri görecek olursa, bilemeyiz neticeyi çünkü, bunların devrim olduğunu, inşallah sıradanlaşır, inşallah rutinleşir. Ama rutinleşmezse tekrar bu kırılma, memleketin üzerindeki kara bulutlar tekrar avdet edecek olursa ülkenin başına, bunların devrim olduğu görülecektir. Evet, devrim gerçekleştirmiştir. O da şu: Müslümanlar, bakın, 1967 yılında İlahiyat Fakültesinde bir tane kız öğrenci, Hatice Babacan adlı bir kız öğrenci, başörtüsü dolayısıyla okula giremedi.
1967'de. 67. Bakın 70 falan demiyorum. 67'de. Yani tek bir öğrenci vardı. Tek bir öğrenci var üniversitelerde ve bu ben demiyorum size mühendislik fakültesinde bilmem sanat okulunda falan demiyorum. İlahiyat fakültesi. Tıp fakültesine dedim. İlahiyat fakültesinde okuyan bir öğrenci, tek bir öğrenciden bahsediyorum. Bu çocukcağız o zamanın ifadesiyle söylüyorum. Filmlere de konu olan konu Hatice Babacan. Evet, evet. Hatice Babacan. Hatice Babacan meşhur bir simge isimdir. O dönem Şule Yüksel de vardır. Allah sağlık, sıhhat versin. Kendisinin sağlık sorunları olduğunu biliyoruz. Rabbimiz inşallah sağlıklı ömür versin bu arada. Amin. Şule Yüksel'in konferanslarından etkileniyor ve başörtülü olarak okula gitmeyi tercih ediyor. Ya zaten ilahiyattasın, Ankara ilahiyattasın. Yani ilahiyat öğrencisinin tesettür gibi bir mesuliyeti bilmemesi ne kadar tuhaf değil mi? Ama yok işte. İlahiyatın zaten o dönemki Ankara ilahiyatın şeyi de fonksiyonu da misyonu da zaten böyle değil. Her neyse oralara vardırmayalım. Bakın tek bir öğrencimiz yok tesettürlü okula giden. Bu 80'li yılları biliyoruz. Ben yakınlarım vesilesiyle de biliyorum. Çok yakınım vesilesiyle de, eşim vesilesiyle de biliyorum. Okullarını bitiremediler. Başörtüsü zulümleri hortladı. 90'lı yılları zaten hani pek çok insan biliyordur. Pek çok kere de konuşuldu. Şimdi buralardan siz geldiniz. Ciddi anlamda Müslümanların önüne konulan ne katsayı yahu katsayı bıraktım. İlkokulu zaten 8 yıla çıkarılmış. İlkokulu bitirmeden çocuğunuzu ya ben 4'te 5'te Kur'an kursuna yaz Kur'an kursuna vereyim diyemiyordunuz. 8'i bitirecek. Ondan sonra ancak verebileceksiniz. Onda da 10 tane şey olacak. Merhalesi olacak, mazereti olacak. Bu bahsettiğim 100 yıl evvelden değil. 10-15 sene öncesine yani AK Parti'nin kuruluşuna da denk gelmiyor. Pekala aynı şekilde başörtüsüyle ilgili özgürlük alanı ne zaman oldu? 2002'de AK Parti kurulmasıyla başlamadı. Şurada 5-6 sene öncesine kadar başörtüsüyle ilgili sıkıntılar devam ediyordu. Yani başörtüsüyle ilgili en temel Müslümanların hayatın yarısı kadınlardan ve erkeklerden ibaret değil mi? Diğer yarısı da. İşte bizim yarı alanımız bir kere en temel inançlarının gereğini yapamaz iken biz hangi özgürlük alanından, hangi siyasal rahatlıktan bahsedebiliriz? Böylesine bütün bu engelleri, Cumhuriyet tarihi boyunca önümüze konan bu engelleri AK Parti ortadan kaldırdı. Yani her yönüyle eleştirebiliriz. Şimdi ama hocam bir sizi de yormama adına söylüyorum. Estağfurullah. Ya şöyle hani dedik ya eleştirileri zaten artık geçtik yani herkesin söylediği şeyleri tekrar söylemek değil ama evet. Şimdi şu bariz bir şey var. AK Parti şimdiye kadar hep sistemin artık veya işte rejimin dayatmalarına karşı tutumdan oy aldı veya işte seçmeni kendi yanına çekti. Ne zaman ki ülkenin sahibi gördü kendini, devletin sahibi gördü, işte rejimin, sistemin sahibi gördü kendini, artık şey yapacağı, karşı söylem geliştireceği bir cephe kalmadı. Şimdi toplum AK Parti'ye hep o şekilde vize verirken bir yerde baktı ki artık AK Parti'nin bir devlete karşı rejime karşı söyleyeceği bir şey kalmadı diyerek bir kopuş yaşadı diyenler var. Öte yandan CHP zaten şu anda fiiliyatta, müfredatta var Kemalizm olarak karşımızda. İşte yasaların hepsinde bir yerde bir referans olarak var. 6816 sayılı kanun kapı gibi veya ortada. İşte o ilkeler, Atatürk ilkelerinin başındaki laiklik şu anda bütün devletin tabii, esasını oluşturuyor. Tabii. CHP fiili olarak var. Tabii. Ve dolayısıyla her ne kadar bir süre işte o baskıcı tutumlarından dolayı şey olsa da zaten bir yerde sahibi olduğu sistemin tekrar başına geçiyor gibi bir şey de var. Tabii. Ne diyoruz bunlara? Yani AK Parti şeyi mi bıraktı? Artık statükoya karşı olmadı. Kendisi mi statükocu oldu? Bundan dolayı mı kaybediyor? Biraz da bu ikisini birlikte değerlendirirsek. Ahlak sorunuza da cevap vermedik. Oraya da geleceğiz. Evet. Bilahare o zaman oraya gelelim. Şimdi şöyle açıkçası yer yer bunları söylediğimizde hakkaniyet olduğunu varsaydığımız hani kula teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez buyurulmuş. Teşekkür bağlamında teslim etme bağlamında gördüğümüz bazı şeyleri söylediğimizde kimileri diyorlar ki ya kardeşim sen
Bu tutumunla, bu yaklaşımınla iktidar yardakçılığı, affedersiniz, yapıyorsunuz ya da işte partizanlık yapıyorsunuz. Yandaşlık filan. Yandaşlık yapıyorsunuz, evet. Yandaşlık yapıyorsunuz. Bu böyle töhmetlerle kalk, ama iktidar vurgusu özellikle vuruluyor. Bakın, ben çok açık ve net söylüyorum. Doğrudur, iktidar çok büyük oranda dönüştü. Hükümetin sayesinde genel manada da iktidar dönüştü. Ama iktidarın dönüşmüş olması, tarihte görülmediği kadar iktidarın değişmiş olması, dönüşmüş olması, hala iktidarı, iktidar sahibi olduğumuzu söylememize imkan vermiyor. Biz özellikle bu ülkede yaşayan, kendisini, aidiyetini de kimliğini de Müslümanlıkla bir arada zikreden insanların bunu bilmeleri lazım. Biz hala muhalifiz. Ben muhalif olma bilinciyle AK Parti'yi destekledim mesela bu seçimlerde de, bundan önceki seçimlerde de. Kendimi hiçbir surette... Peki AK Parti iktidara, son şeyde muhalif mi? Kendisi muhalif mi? Son onu söyleyeceğim. Bazen AK Parti'nin kendisini muhalif görüp görmediğinden bağımsızdır bu durum. Bu cümle oldukça muğlak, oldukça müphem, farkındayım. Ama bunu yarım saat konuşsak ancak açarım. Ondan ziyade ben AK Parti'yi... Çünkü kendim AK Parti'nin içinde görevli falan da değilim, bulunmuyorum da. Ben AK Parti'ye dışarıdan bakan birisi olarak AK Parti'yi yine AK Parti ile birlikte var olan siyasal tabloyla birlikte, olaylarla, olgularla birlikte değerlendiririm. Bu değerlendirmeye göre AK Parti yine mevcut şeyde. İdris Küçük Ömer'in güzel bir sözü var. Bu ülkede sağ soldur, sol sağdır diyor. Ondan ilhamla söyleyecek olursak, bu ülkede AK Parti iktidarda 17 değil, böyle gidecek olursa 27 yılda gitmiş olsa, eğer bu hesapla gidecekse, yapacaklarını, yapması gerekenleri yapamamış olursa ya da yapmamış olursa hala iktidar olamayacak. Yani birisi bana 30 yıldır iktidardasınız ya iktidardalar ama sen hala muhalefetmişsin gibi davranıyorsun dediğinde, evet doğru, hala muhalefet gibi davranıyorum. Çünkü CHP o kadar yerleşmiş ki, o kadar oturmuş ki CHP kimliği, Kemalizm o kadar çöreklenmiş ki kalkmak bilmiyor. Bakın, bütün kamu kuruluşlarında, bütün resmi dairelerde, sokaklarda, çarşılarda, pazarlarda Kemalizmin heyulasını görmüyor musunuz? Pekala, bunların Kuzey Kore'yi imrendirecek, hatta Kuzey Kore'yi imrendirecek kıyası da yanlış, muhtemelen Kuzey Kore'de de yok. Kuzey Kore'de de yok. Ama hani laf gereği kullanalım. Kuzey Kore'yi imrendirecek kadar tek adamlık figürlerinin, sembollerinin dolu olduğu bir ülkede hala iktidarın kimde olduğu, yani görece güya iktidar olan bu unsurların kenarına bile dokunamıyor. Şimdi ortada ciddi anlamda bir gerçek iktidar olgusu var. Eskiden hatırlarsınız, derlerdi ki derin devlet. Ya biz de derdik ki kardeşim, devletin derini mi olur? O zaman derin, gerçek devletle derin devlet arasında bir şey yoktu. Uyumsuzluk yoktu. Bunlar birbirlerinin birbirleriyle uyumlu çalıştıkları için senin görünürdeki devletin zaten onu teşvik ediyor. İşte faili meçhuller olurdu, denirdi ki kardeşim bu var ya devletin işi değil, bu derin devletin falan diye devleti, mevcut devleti bir tür günahını hafifletmeye dönük olarak kullanılırdı bu. Masumlaştırmaya dönük olarak kullanılırdı. Şimdi o zaman anlamsızdı. Devlet, görünür devlet ve görünmeyen devlet, gizli devlet, derin devlet şeyi, aralarındaki uyum dolayısıyla anlamsızdı. Bunlar aslında bir iş bölümüydü. Ama bugün itibariyle bu kavramlaştırma yerini buluyor. Evet, ortada bir derin devlet gerçeği var, bir gizli devlet gerçeği var. Ve bunun ideolojisi Kemalizm'dir, sekülerizmdir. Yerelde Kemalizm'dir, globalde sekülerizmdir. Buna mukabil hareket eden unsurlar da, onun karşısında buluşan unsurlar da, her ne kadar iktidarı şu an itibariyle iktidar koltuğunda oturuyor olsalar bile gerçek iktidar değillerdir. Gerçek iktidar kendisini iktidara taşıyan halkın arzularının hilafına iş yapamaz. Daha siz, demin de söyledim, bir yasayı, bir kanunu bile değiştirmekte tırsıyorsanız,
çekiniyorsanız, bu çekinmeniz de sadece sizin kişisel çekinmenizden kaynaklanmıyor. Pek çok nedeni varsa, bahsettiğim gibi köklü nedenleri varsa, burada sizin devlet olamamışlığınıza, gerçek devlet olamamışlığınıza atıf vardır, işaret vardır. Bahsetmek istediğim şey bu. Onun için efendim iktidarı destekliyorsun, iktidara yandaşlık yapıyorsun falan. Kesinlikle iktidar muhalif de olsa CHP'dir. Hala CHP'dir. Evet. Yani Kemalizmin orada müesses olması, değiştirilememiş olması, iktidara kim gelirse gelsin, şu an itibariyle böyle. Yani AK Parti olarak söyleyelim. Evet. Onun muktedir olamaması anlamına geliyor diyorsun. Evet. Şimdi diğer soruyu da böyle de cevaplamış oldunuz. Evet. Yani CHP dolayısıyla hala varlığını sürdürüyor. Yani evet. Rejim temelinde sürdürüyor. Ya şimdi yani AK Parti'nin ilk İstanbul seçiminde aldığı oy da çok yüksek bir oy değildi aslında. Evet. %25'lerde bir oy alarak. Evet. İlk bir şeye geldiği yılı diyorsunuz. Yani, Refah Partisi. Şimdi şu anda aldığı oy da çok düşük bir oy değil. Evet. Yani %45 bir oy var. Şimdi bu başkanlık sistemiyle beraber bloklaşan bir siyaset çıktı karşımıza. Evet. Mutlaka işte iki kutuplu bir düzen olacaktı. Herkes bunu öngördü zaten. Bir tarafta az önce bahsettiğiniz Millet İttifakı, bir tarafta Cumhur İttifakı. Şimdi Cumhur İttifakı'nın ikinci partneri, şimdi Milliyetçi Hareket Partisi, İstanbul'da oy vermedi şeklinde yaygın bir kanaat var. Hiç oy vermedi. Hı hı. İşte bu Öcalan şeyi filan etkili oldu deniyor ama işte ama bu öncesinde de yani Ankara'yı ve Çukurova'yı vesaire işte Milliyetçi Hareket Partisi yüzünden kaybettiği şeklinde itirazlar da var. Şimdi milliyetçiliğin AK Parti'ye yani şeyden bağımsız olarak yani oy kattı kazandırdı kazanmadığından ziyade fikri olarak bir şey yani bir baskı empoze ettiğini düşünüyor musunuz? Yani Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti'yi dönüştürdü. Evet. Bu kitlesine de yansıdı veya işte bir şekilde seçimlere de yansıdı diyebiliyor muyuz? Vallahi dediğiniz gibi yeni sistemle birlikte artık koalisyon olmasın denildi. Hükümetler daha eli güçlü olsun gerekçesiyle yeni sisteme geçildi. Cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında ifade edilen ve henüz daha ne olduğu hakkında da ya da sonuçları itibariyle söylüyorum test edilmişliği olmayan, çok fazla bilinmeyen. Onun için geçen Naci Bostancı gözden geçirilebileceğini, revize edilebileceğini filan da söylemişti. Yani hala da deneme yanılma yoluyla neticeleri ortaya çıktıkça, kondukça biraz da test edilebilecek, görülebilecek bir şey. Yani Millet İttifakı bunu çok kolay bir avantaja mı dönüştürdü? Evet, yani evet. Şimdi şöyle, o klasik yaklaşımda hani solun bir %25'lik işte azami olarak %30'luk bir oy oranı var. Onun dışında bu ülkedeki vaka da böyledir. Yapılan araştırmalar da sokakta yani tanıdığımız, bildiğimiz çevremizde bunu söylüyor. İlla hani bir ankete bağlı olarak söylememiz de gerekmez. Türkiye'de muhafazakar, dindar, hatta içine sağcılığı da yerleştirerek bu mensubiyetlerle anılan insanlar ekseriyeti oluştururlar. Bu tablonun çok büyük oranda değişmediği yine vaki. Söyleniyor da zaten yapılan araştırmalarda. 65'lik böyle bir şey var. İşte onun dışında kalan da değişik gruplara ait bir tablo. Yani buraya baktığınızda bu sistem, söz konusu olan yeni sistem öncesi solun ülkenin başına geçmesi, Kemalizmin ya da aşırı grupların, tırnak içine rigid grupların iktidara gelmelerinin imkansızlığından bahsediliyordu. Hatta ben hiç unutmuyorum, Muharrem İnce bizim MÜİT'e gelmişti. Bir mitingine katıldım, ben de iştirak ettim. Burada kaç sene oldu işte başkanlık seçimi, birkaç sene öncesinde. Kitleye şöyle diyordu: ben Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Aynen, bakın bu sözleri kendi kulağımla da duydum. Size Tayyip Erdoğan'a oy vermeyin de demem ama ya yarın bu şeye başkan olarak Tayyip Erdoğan değil de bir başkası sağlıksız, efendim ülkenin menfaatlerini, ülkenin geleceğini hesaba katmayan biri geçse ne dersiniz diye milleti böyle
tehdit ediyor. Çünkü o kadar uzaktı ki böyle bir ihtimal görülemiyordu. Bu sistem geçerken otomatik olarak artık halkın değerleriyle barışık, halkla kavga etmeyen, CHP kimliği gibi tırnak içinde azgın azınlığın temsiliyetini sürdüren partiler iktidar yüzü görmeyecekler gibi bir algı vardı. Zaten o tarihten sonra dikkat edilirse aslında bu bir yönüyle, bakın bir yönüyle iyi oldu kötü oldu yorumundan bağımsız olarak söylüyorum. Bir betimleme yaparak söylüyorum. Bir değerlendirme yaparak söylüyorum. Bir yönüyle evet koalisyonlar olmayacak denildi. İttifaklara mecbur edildi. Ama bir yönüyle de o ittifaklar büyük ittifakın unsurlarına unsurlarıyla bezenmek, donanmak mecburiyetinde kaldılar. Yani bugünkü CHP'nin AK Parti kimliğini neredeyse AK Parti kimliğine yakın bir kimliği kimliğe boyanmış olması, o kimlikle halkın karşısına çıkmayı politik bir strateji olarak benimsemiş olmasının izahı budur. O açıdan bakıldığında iyi mi olur, kötü mü olur, bu nereye kadar gider, bu benimsenir mi, içselleşir mi bilemem. Ama vaka budur ve buradan da bir sorunuz var. Tam burada aslında evet. Bir sormam gerekir herhalde. MHP ikinci sorunuz. Orayı unutmayın. Evet. Şimdi ittifaklar, şimdi Müslümanlar başlığı altında konuşulduğu zaman neredeyse imkansız gibi oluyor. İşte Türkiye'de Müslümanlar denildiği zaman işte bir takım kanaat grup çevreleri, işte İslami cemaatler, tarikatler filan. Hadi birleşin denildiği zaman böyle hemen bir refleks, niye birleşecekmişiz yani, sen şöylesin ben böyleyim filan gibi. Şimdi bir de işin içine siyaseti de kattığınız zaman birileri siyasete de böyle mesafeli olduğunu söylüyor. Ki 30 şeyden sonra 24 Haziran seçimlerinde en marjinal sol örgütler, gruplar bile bir araya gelmiş iken bu tarafta işte muhafazakar veya inançları önceleyen kesimler, Saadet Partisi bile mesela yani. Peki ilerisi için böyle bir karşı tarafa müthiş bir avantaj geçmiş olmadı mı? Yani nasıl olsa Müslümanlar hayatta birleşmezler. Yani bunların zaten sanki varlık sebepleri birbirlerini reddetmeye, birbirlerini dışlamaya yönelik çok iyi bir avantaj gibi gözükmüyor mu? Evet. Şöyle soruların bir kısmını parçaladım, biraz konuyu parçaladım. Eyvallah. Neyse, hayırlısı olsun. Evet. Sohbet ediyoruz. Öyle evet. Şey yapalım. İnşallah bizi ben geldiğiniz yerde sormak istedim. Buyurun. Eyvallah. Seyredenler de çok dağıttığımızı düşünmüyorlardır. Yararlı oluyordur inşallah diyelim. Hayırlısı olsun. Şöyle açıkçası bahsettiğiniz sıkıntı var. Siz iki kesimi kıyasladınız. Mesela genelde hani sol diye böyle bir homojen yapı yok ama hani Müslümanlar diye de ona bakarsanız hani yekpare, hepsi birbiriyle kenetlenmiş, birleşmiş bir küme yok. Ama kabaca diyelim siyasi literatürü de kolaylık olsun diye kategorizasyona girmiş olalım. Solla Müslümanları bu manada ittifak yapma bağlamında düşündüğünüzde solun biraz da azınlık olmak hasebiyle, azınlık duygusuyla şeyi vardır. Öteden beri bir araya gelme, her ne kadar onlar 3 kişi kalsalar bile bölünebilme potansiyelleri de olsa bile ittifak yapma kültürleri vardır. Bu sadece bugüne ait de değildir. Yani birçok sol örgüt siyasal tırnak içine söyleyeyim bilinçleri yüksektir ve öncelik yapmayı bilirler. Bu bugüne ait bir şey değildi. 70'li yıllarda da vardı, 80'li yıllarda da vardı, daha sonraki yıllarda da vardı, bugün de var. Mesela muhafazakar kesimde ise en genelde söylüyorum, içinde her türlü unsuru barındırsın, Müslümanlığı da efendime söyleyeyim diğer şeyleri de barındırsın. Muhafazakar kesimde ise böyle biraz da yekün olmanın, büyük bir yekününe tekabül etmenin, oluşturmanın şeyiyle, tarzıyla, tavrıyla çok da fazla böyle ittifak kültürüne sahip değillerdir. Bu yeni bir şeydir yani. İttifak etme bir bilinçtir, siyasal bilinçtir. Bir bununla alakalıdır kanaatimce. Yani bu siyasal bilinci, siyasal tecrübeye aşina olmamakla alakalıdır ve bunun arka planında da işte toplumun ekseriyetinin zaten sol nedir? Öteden beri en güçlü oldukları dönemlerde bile sol sokağın sahibiydi.
Bir bakardınız seçimlerde minnacık küçük partiler işte birer ikişer oy almışlar, üçer beşer oy almışlar. En güçlü oldukları dönemlerde dahi marjinal kalmışlardı. Ama sokakta etkililerdir. Fakat Müslümanlar öyle değildir. Müslümanların hani Müslümanları temsil eden partiler küçük bile olsalar Müslümanların temsiliyetleri büyük halk yığınlarıdır, büyük kesimlerdir. Camileri dolduran insanlardır. Farklı partilere, farklı siyasi tercihlere yönelmiş olsalar bile. Dolayısıyla Müslümanların arasında böyle azınlık duygusu, tırnak içinde söylüyorum, azınlık duygusunun sebep olduğu bütünleşme arzusu ve duygusu da görece azdır. İttifak bilinci o açıdan kıyaslanmaz. Bir başka hususta Müslümanlık dediğinizde ya da muhafazakarlık dediğinizde biz hakikaten bu hepimizin yarasıdır, derdidir. Bizim zihnimiz, bizim fikrimiz, hatta fiziki olarak da biz, varlığımız çok dövüldü, çok örselendi, çok ötekileştirildik. Kendi kozamıza, kendi kabuğumuza mecbur edildik. Hatta kendi kabuğumuzda kalmayı bile, kendi kabuğumuzda durmayı bile başarı addettiğimizde, kabuğumuza bile müdahale ettiler çünkü, onu bile başarı addettik. Bunun manası nedir? Bunun manası şudur. Siz sosyal alanda, siyasal alanda, iktisadi alanda kendinizi gösteremiyorsunuz. Sizin var olmanıza müsaade etmiyorlar. Dolayısıyla da sizin bu alanda temrininiz, antrenmanınız, egzersiziniz olmuyor. Tecrübesiz oluyorsunuz. Sahaya çıktığınızda ne yapmanız gerektiğini bilemiyorsunuz. Yani 70'li yıllarda ya da 60'lı yılların sonlarında işte parti MNP ile beraber başlayan siyasal ve sosyal sürece Müslümanlar aktif bir şekilde katılma şeyleridir bunlar, tarihleridir bunlar. Çok enteresandır mesela. Oradaki tartışmalar, oradaki bölünmeler, birliktelikler, mesela Nurcular MSP'ye dahil olmuşlardır. Sonra bir basit gerekçeyle, hükümetin CHP ile yaptığı bir anlaşmayı gerekçe göstererek, detaya vardırmayayım işi, bir müddet sonra eğer yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa 20 küsür milletvekili 50'ye yakın o milletvekili olan partiden ayrılmıştır. Baktığınızda yani incir ceviz kabuğunu doldurmayacak basitlikte şeylerdir. Yine bugün dahi acısını, ızdırabını hissettiğimiz Müslümanların mütedeyyin, muhafazakar kesimin dedim ya 100 yıldır dövülmelerinden sebep, ötelenmelerinden sebep, örselenmelerinden sebep. Ya siz herhangi bir Türk filminde şurada Dondurmam Kaymak filmini, efendim Ahlat Ağacı'nı falan şöyle 3-5 filmi bir kenara koyacak olsanız, hani çok film seyretmiş diye olan birisi falan değilim, yanlış anlaşılmasın. Ama ya insan hani bir denk gelir ya, bir tane Müslüman figürü hatırlıyor musunuz? Şöyle alay edilmeyen, tahfif edilmeyen, aşağılanmayan. Bakın Yılmaz Erdoğan görece diyorum, daha insaflı bir sanatçıdır. Ya adamın çevirdiği bir filmde imam çekeme ya. Hiç kekeme imam olur mu? Yani mesela fıkhın en temel şeyi, evet, imam olmanın en temel şeyi kekeme olmamaktır. Çünkü adam kıraat yapacak. Şunu demek istiyorum, lafı dolandırmak, dolaştırmak için söylemiyorum. Diyorum ki bizimle en temel, en bildiğimiz, en olmadık bir alanda bile dalga geçiyor adam. Yani hayatın tarih boyunca bizim hiçbir imamımız kekeme olamaz. Yani kekemeliği haşa şey yapmak aslan demiyorum. Yani bir sorun gördüğümden değil, evet, bir sorun falan görmüyorum. Ne münasebet. Tersine çocukken ben de kekemeymişim. Onu da ifade edeyim bu arada. Evet. Gevezeliğe evrilmiş sonraki aşaması. Asla o manada söylemiyorum. Ama bakın olaydan, hadiseden o kadar alakasız ki, o kadar uzak ki, o kadar oryantalistçe ki. Ve biz bu toplumda mesela bu kadar yanlış bile sorgulanmıyor. En insafları bu. Onun ötesinde bütün Cumhuriyet tarihi boyunca ortaya çıkan edebi eserleri hatırlayın. Temel eserlere bakın. Halid Edebi'nden Reşat Nuri Güntekin'e kadar. Müslüman figürü dediğiniz zaman Reşat Nuri'nin Yeşil Gecesi tamamen şeydir, hurafelerle, evet, şeylerle doludur. Böylesine lafı şuraya getireceğim. Bu konu aslında çok açılımlı ama sorunuzla alakalı. Bu kadar
dövülmüş, bu kadar ötelenmiş, bu kadar örselenmiş zihinleri siz ondan sonra görüyorsunuz, sağlıklı siyasal davranışlar niye göstermiyor? Sağlıklı sosyal ilişkiler niye göstermiyor? Bunun öncesini konuşmak lazım. Bir araya gidelim, o sorunun devamını da alalım inşallah. Değerli izleyiciler, aradan sonra devam edeceğiz. Buradayız, bir yer ayrılmayın. Değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Pergel'de yazar Yılmaz Çakır hocamı konuk ediyoruz. Türkiye'nin son zamanlarda siyasette yaşadığı bir değişim ihtimalini veya geldiğimiz noktadaki işte yeni süreci konuşuyoruz. Şimdi az önce AK Parti ile MHP arasındaki ittifakın özellikle AK Parti'ye olan etkisini sormuştum. Şimdi MHP'nin şimdi özellikle İYİ Parti'nin ayrılmasından sonra tabanıyla tavanı arasında tam bir uyumun olup olmadığı da tartışılıyor. Acaba Bahçeli'yi dinliyor mu? Taban o da biraz şüpheli. Şimdi nasıl etkiledi AK Parti'yi? Bu beraber düşünürsek buyurun. Ya kanaatimce MHP ile AK Parti'nin ilişkisi, kanaatimce değil de zaten durumda böyle açıkçası. Ben de o kanaatteyim ya da. Mecburiyet şeyiydi. Yani zorunlu bir nikahtı bu. Çok gönülden olan bir şey değildi. Devlet Bahçeli'nin özellikle FETÖ, Fethullah Gülen'le arasının problemli olması, partisinin içine doğrudan Fethullahçı hareketin müdahale etmiş olması, dolayısıyla bir şey vardı, bir antipatisi vardı. Meral Akşener'le ilgili cemaatin, artık cemaat olmaktan ziyade örgüt diye nitelendirmek daha münasip, örgütün müdahalesinden bizardı, şikayetçiydi. Partisini bölme teşebbüsleri sebebiyle Fethullahçılara karşı antipatisi yükselmişti. Bu süreç malum işte 2016'daki darbe teşebbüsüyle beraber oluşan süreçte AK Parti ile ortak bir kaderi, ortak bir stratejiyi yürütmeye doğru vardılar. Ondan evvel yoksa Devlet Bahçeli'nin MHP'si CHP ile ittifak etmişti. İşte Ekmelettin İhsanoğlu kimin adayıydı? Ondan önceki süreçleri de biliyoruz. 28 Şubat sürecine kadar uzayan şeyleri de biliyoruz. Her neyse, FETÖ ile beraber Devlet Bahçeli'nin kendi partisi içinde, kendi dükkanı içinde dükkan açma teşebbüsü olarak ortaya çıkan, tezahür eden bu tutuma bir tepki olarak AK Parti ile yakınlaştı. AK Parti de bunu Fethullahçıların devlet kadrolarındaki boşalan yerlerine karşı, devlet öteden beri zaten ta 80'den belki daha da öteden beri komünizme karşıtlık temelinde milliyetçiliğe oldukça alan açmıştı, oldukça prim vermişti. Bunu eğitimde biliriz, yargıda biliriz, hatta askeriyede de görece milliyetçilik devletin yerleşik temel kurumlarında yerleşmişti. Şimdi siz boşalan kadroları neyle dolduracaksınız? Kendi istihdam gücünüz de bunu karşılayamadığında MHP ile doldurdular. Böyle bir stratejik temelde bir ittifak oluştu. Fakat iş bununla kalmadı. Yani sadece bununla sınırlı olmadı. MHP kendisini hem küçük bölünmüş İYİ Parti sürecine bölündü. Son derece küçük bir dilime hapsolduğu halde kendisini hükümet üzerinde her seferinde daha kıldı. Daha yaptırım gücü yüksek hissettirdi. Bunu da pazarlığıyla, tavrıyla, tarzıyla gösterdi. AK Parti de buna kendisini mecbur ve mahkum tuttu. Mesela en son Danıştay'ın andığımız kararı çerçevesinde ortaya koyduğu tavır, MHP'nin andığımız kararı çerçevesinde sözleri ve bilahare AK Parti'nin müdahalesi ciddi bir kırılmaydı. İdeolojik olarak MHP ile AK Parti'nin ittifakı stratejik, taktik, mecburi bir strateji, ama nasıl olduğundan ziyade neticesi nedir? Biz ona bakmamız lazım. Neticesi benim görebildiğim kadarıyla hiç hayırlı olmadı. Bundan
son derece küçük bir dilimde olmasına rağmen, kendi içinden, kendisinden neredeyse daha büyük bir parti çıkmasına rağmen hiç bölünmemişçesine hem oyunu artırdı, bunu gördük geçtiğimiz seçimlerde, hem oyunu artırdı, hem kazanımlarını sürdürdü, aldığı belediye başkanları vesairede de en sonki seçimde de gördük, hem de ondan daha tehlikeli ve daha riskli olarak ideolojisini yaygınlaştırdı. Artık devlette mesela AK Parti'nin görece daha dindar, daha ümmetçi çerçevesi, çizgisi nispeten böyle çok 180 derece bir kırılma şeklinde olmadı ama nispeten daha devletçi bir dile evrildi. Daha milliyetçi bir yaklaşıma büründü. Bu MHP ile AK Parti ittifakının ittifakı bağlamında sınırsız, sorumsuz mevkide bulunan MHP hem sorumluluklardan, yani oluşan hükümetten sebep oluşan sıkıntılardan sorumlu olmuyor ama hükümetle yaptığı ittifaktan da sürekli kar eden taraf oldu. Bu açıdan umarım AK Parti bu gerçeği görüyordur. Geçmişte öyle bir şey vardı, sınırlı sorumlu kooperatif. Evet, ona atıfta bulunmak sınırsız evet, sorumsuz sınırsız bir mevki, güzel bir tarif. Evet, sınırsız sorumsuz. Şimdi tabii AK Parti'nin MHP'ye olan mecburiyeti dediniz, onun karşısında ödediği bedel herhalde devam edecek. Evet. Yani öyle gözüküyor. Şimdi gelelim ahlak mevzuna. AK Parti'nin bu son seçim hezimeti diyelim. Bununla ilgili yapılan yorumlarda işte özellikle bir takım vazife başında olanların, işte AK Parti teşkilatındakilerin, belediyelerdekilerin işte ahlaki bir takım savrulmalar yaşadıkları, yani gerek işte iş ahlakı olsun, gerek yani parayla ilgili muhabbetlerindeki ahlak olsun, topluma karşı işte kibirlendikleri olsun. Şimdi bu konuda çok eleştiriler vardı. Şimdi dolayısıyla zaten belliydi kaybedecekleri. Böyle tepeden bakan, işte böyle zaaflar gösterenler, ben öyle miydi? Yani siz buna nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani kibirli oldukları için mi kaybettiler veya işte ahlaki zaaf gösterdikleri çok fazla için. Ahlaki zafiyet gösterdikleri için mi kaybettiler? Çok yani işte parayı sevdiler, işte ihalelerle filan cebe indirdiler. Neyse artık şey tabirle. O yüzden mi kaybettiler? Veya işte dindarlıkları zaafa uğradı. İşte gençlik bir bundan çok kötü nasiplendi. O yüzden mi kaybettiler? Bunu nasıl izah edeceksiniz? Evet. Şimdi söz konusu olan madem ahlaksa, deminki cümlemi de şöyle tamamlayayım. MHP'de eski MHP olmaktan, hem içindeki Kemalist unsurları, daha aşırı milliyetçi unsurları İyi Parti'ye geçmesi sebebiyle, hem de AK Parti ile kurduğu ilişki sebebiyle MHP'de eski radikal milliyetçiliğini sürdürüyor değil. Bunu da teslim etmek lazım. Ya, o mesela da AK Parti'den etkilendi diyorsun. Yani evet, AK Parti MHP ile kurduğu ilişkiden dolayı milliyetçiliğe doğru meyletti ama bu tek yönlü bir şey değil. MHP'de AK Parti ile olan ilişkisinde daha dindar bir şey, siyaseti ya da tavrı tarzı da gösterdi. Mesela Suriyeliler konusunda Devlet Bahçeli'nin eskiden serdettiği ya da serdedebileceği, sergileyebileceği tavırla mevcut tavrı bu açıdan şeydir, kıyaslanabilecek bir şeydir. Evet. Bunu da şey yapmak lazım. Yani olay sadece AK Parti'nin MHP ile olan ittifakında sürekli kendi kimliği erozyona uğrayan bir parti değil. Aynı zamanda karşı partide kendi kimliğini AK Parti kimliğiyle birleştirmeye, bütünleştirmeye, yakınlaştırmaya çalıştığını da teslim etmek lazım. Ama nihai noktada bu işin kazananı MHP'dir. Daha fazla hem kimliksel anlamda AK Parti'den AK Parti kimliğini değiştirmiştir, hem de siyasi anlamda daha fazla kar eden taraf, siyasi anlamda daha fazla menfaat temin eden taraf MHP olmuştur. Evet. Evet, ahlak meselesi de evet. Şimdi çok önemli bir soru bence de. Evet, ahlak aslında sadece, hani ahlak denildiği zaman eskiden derken müstakilen din dersi konması mümkün olmadı. 70'li yıllarda MSP'nin baskısıyla ahlak bilgisi konmuştu. Ahlak işte böyle soyut, hayata tekabül etmeyen,
işte ne diyelim, kendisi tartışılabilir olan ama çok fazla uymak zorunda olmadığımız böyle mücerret bir kavram gibiydi zihinlerimizde de. Kemalizm de ahlakla alakasını, ahlakı Kemalizmin pragmatik düşüncesi, materyalist düşüncesi sebebiyle de, maddeci düşüncesi sebebiyle de ahlaka karşı hep mesafeli oldu. Ahlak bizim toplumumuzda ismi çok anılmakla, çok zikredilmekle birlikte pratikte çok da böyle karşılığı yoktur. Yani toplumda derken halkı kastetmiyorum. Siyasal erk içinde söylüyorum. Siyasi kademeleri söz konusu ettiğimizde söylüyorum. Pragmatizmdir esas olan. Şimdi oysa ahlak her şeyin içinde olmak durumundadır. Sadece dinin bir sorumluluğu değildir ki, bir Müslüman için neredeyse dinin tümünü ahlakla ifade ederiz. Resulullah'tan beyan edilen, rivayet edilen söz, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildimdir. Yani dini neredeyse tek bir cümleyle özetlemektir bu ve onun adına da ahlak demektedir. Şüphesiz sen güzel bir ahlak üzerindesin buyurur Kitab-ı Kerim. Ahlak aslında öyle sıradan bir kavram değildir. Üst kavramdır. Üst değerdir. Buna rağmen her yerdedir. Her şeydedir. Sanattadır, spordadır, edebiyattadır. Efendime söyleyeyim, iktisattadır. Toplumsal hayattadır. Her davranışımızdadır. Yani onun için diyorum, böyle bir şey değildir yani. Müstakil bir şey değildir. Her yere nüfuz etmiş, sirayet etmiş, her şeyin içinde olmak durumundadır. Her şeye can vermek durumundadır. Böylesine önemli bir kavram olduğunu söylemekle birlikte ahlakı galibiyet ya da mağlubiyet diyalektiğine ya da ilişkisine hasredemeyiz. Yani ahlak her halükarda kazandırır diyemeyiz. Ahlak her halükarda kaybettirir diyemeyiz. Böyle bir cümle kurmak mümkün değildir. Bu hem ahlakın bir vaadi değildir. Ahlak teorik olarak kendisine riayet edildiğinde, sınırlarına uyulduğunda buna bir ödül olarak, bir mükafat olarak dünyevi başarıyı göstermez. Böyle bir iddiası yoktur. Hem de biz bunu tecrübe olarak da biliriz ki böyle olmaz. Yani çok kibirli olanlar da kazanabilirler. Tabii ki. Tabii çok mütevazı olanlar kaybedebilirler. Diyorsun. Yani Uhud'da Hazreti Peygamber savaşı sümme haşa ahlaksız olduğu için kaybetmedi. Müşrikler çok ahlaklı oldukları için kazanmadılar. Savaşın stratejisine, savaşın yöntemine, yasasına uygun hareket edilmediği için, hatta bazen edersiniz de, bakın daha ileri bir cümle söylüyorum, bu da sizin imtihanınız olur. Her zaman yasa da belirleyici olmaz. Yani yasaya uyarım, kazanırım da diyemezsiniz. Orada da ilahi bir el gelir, sizi imtihan eder. Hasıl demek istediğim, eğer ahlak eşittir, neticesi, ahlakın neticesi eşittir, zafer olsaydı, bugün Mısır'da Mursi'nin ve İhvan'ın sözümüz meclisten değil, bütün yeryüzünden dışarı ahlaksız olmaları icap ederdi. Sisi'nin ahlaklı olması icap ederdi. Filistin'de İsraillerin ahlaklı olduklarını ifade etmiş olurduk ki böyle bir denklem çok komik, çok berbat bir denklemdir. Hasılı bakın, evet, AK Parti ile ilgili kuracağımız her şeyde ahlaktan söz etmeliyiz. AK Parti'nin ciddi anlamda ahlaki zaafları olmuştur. Ama son seçimi sadece şöyle bir cümleye irca edemeyiz. Şöyle bir cümleye indirgeyemeyiz. Ahlaki zaaf baş gösterdi, galip geldi. O zaman AK Parti başında çok mu? Ben de derim ki bugünkü halinden çok mu ahlaklıydı? Ben en başında İsrail'le Dostluk Derneği'nin kurulduğunu, AK Parti'de Mavi Marmara öncesine kadar İsrail'le Dostluk Derneği olduğunu biliyorum. Bir sürü de üyesi vardı. Şimdi yok. Nereden bakıyorsun ahlaka? Yani şunu demek istiyorum. Ahlak her halükarda başarının garantörüdür. Ahlak geldiğinde başarı gelir, zafer gelir, galibiyet gelir. Böyle bir kesinlik, böyle bir indirgemecilik olmaz. Bütün bundan sonra, bütün bundan bağımsız olarak AK Parti'yi konuşacak olursak, AK Parti'nin aldığı sonuçu konuşacak olursak, CHP'nin aldığı sonuçları konuşursak, mesela bakın CHP galip gelmekle eğer böyle bir denkleme razı olsaydık, rıza gösterseydik, biz CHP'yi daha ahlaklı olmak durumunda nitelendirecektik. Vaki değil böyle bir durum. Bugün işte bugünkü halleri daha hemen, anamın bir sözü vardır, sarımsağa gelin etmişler, 40 gün sarımsak kokusunu bastırmış, vermemiş. Ya 40 gün geçmeden kokuları çıktı bu adamların. Bunların daha ahlaklı olmaları gerekirdi, değil mi? Öyle değiller. Dolayısıyla böyle bir denklem kurulmaz. O halde
defalarca bunun altını çizmeyelim. Böyle bir denklem kurulmadığı halde AK Parti'nin ahlakını konuşamayacak mıyız? Konuşacağız. Bal gibi konuşacağız. Mağlubiyete ne hacet var? Galip olduklarında da ahlakı konuşuruz. Mağlup olduklarında da konuşuruz. Hazır mağlup olduklarında daha belki sözümüzü dinlerler. Konuşalım. Evet, konuşalım. AK Parti'nin yenilgileri den bağımsız olarak söylüyorum. Ciddi anlamda zaten hani ya %50 bugün itibariyle son seçimde %45 oy almış olsalar bile %50'lik bir tabana hitap ediyorlar. Siz bu toplumdaki, bu toplumu az buçuk bilen, tanıyan, gören, yaşayan bir insan olarak bu toplumdaki iki kişiden birinin fevkalade iyi insan olduğunu söyleyebilir misiniz? Bakın, parti martı konuşmadan söylüyorum. Sokağa çıktığınızda her iki kişiden birisi gerçekten dört dörtlüktür diyebilir miyiz biz? Kim diyebilir? Var mıdır böyle? İki kişiden birisi, ya bir otobüse biniyorsunuz, bunların yarısı hayırseverdir, iyilikseverdir, müttakidir, ahlaklıdır. Hadi müttakiyi yanlış anlayabilir bazıları. Güzel huyları var. Yok böyle bir şey. Ya peki, ama öyle bir parti var ki dindar kimliğiyle beraber halkın yarısından oy alıyor. O zaman bu halk hem iki kişiden birisinin mükemmel olmadığına şahitsiniz. İki kişiden birinin iyi olmadığını tecrübe etmişsiniz. Hem de iki kişiden birisinin oy verdiği bir partiyi neredeyse haşa peygamberin partisi gibi algılayabilir misiniz? Bir kere vakayla örtüşmeyen bir tutum. Ha, buna rağmen ben meşrulaştırmıyorum, masumlaştırmıyorum. AK Parti'nin yanlışlarının olmasını doğallaştırmıyorum. Tersine bir okuma yapmaya çalışıyorum, bir anlama yapmaya çalışıyorum. Ve diyorum ki bütün bunlara rağmen olabilir. Olabilir. Hatta halkın hepsi de verebilir. CHP'liler de verebilirler. Çünkü oy vermek dediğiniz refleks, bazılarını istisna tutacak olursak, Türkiye'de %20'lik, 25'lik, 30'luk bir kitleyi, bunlar ağzınızla kuş tutsanız sizin kimliğinize bakarak oy verirler. İzmir seçmeni gibi, Beşiktaş seçmeni gibi, Kadıköy seçmeni gibi. İstediğinizi getirin onlara, yani değil yol yapmayı, çöp toplamayı, ekonomiyi iyileştirmeyi, her bir şey yapın. Zaten çoğunun da ihtiyacı yoktur bu arada bunlara. Onlar sizin ideolojik tutumunuza bakarak, onlar sizin fikriyatınıza bakarak karar verirler. Şimdi bu kesimleri bir kenara koyalım. Ama bunların dışında ciddi bir küme, ciddi bir şey, bu 60'a 70'e de varır, oy verebilir. Bunların oy veriyor olması ya da sizin bunlardan oy alıyor olmanız ne sizin mükemmelliğinizi gösterir ne de onların ahlaklı oldukları, çok düzgün oldukları manasına gelir. Siyaset ya menfaat zemini üzerinden yürür. Strateji, taktik onlarla. Tabii bakın, menfaat zemini üzerinden yürür. Ya bana kaç para maaş verecek kardeşim? Ben tamam, iyi güzel konuşuyorsun da, çok güzel anlatıyorsun da ben açım kardeşim, benim çoluğum çocuğum var diye düşünebilir. Efendime söyleyeyim, hayır, benim düşüncelerim var, benim inancım var. Yani pek çok faktörle ilintilidir. Evet. Dolayısıyla bu faktörlerden bağımsız olarak biz bir partinin oy almasını ya da bir partinin partiye oy veren kitleyi bu donelerden, bu verilerden, bu hususlardan bağımsız olarak tanımlayamayız. Çok değişken. Yani bu adaylar için de geçerli. Tabii. Yani çok ahlaklı bir adaydı da o yüzden kazandı. Veya çok ahlakı bozuktu. O yüzden kaybetti. Öyle hatta bir şey değil. Daha ileri bir şey söyleyeyim mi? Laf uzadı ama. Evet. Bakın, AK Parti çok iyi parti, ahlaklı parti olduğu için oy almadı. En baştan, kuruluşundan söylüyorum. Bakın, 28 Şubat sürecinde siyaset bitti, tükendi. Ecevit'e yazar kasa atıldığını hatırlarsınız değil mi? Evet. O sahneleri. Ya ben hayatın içindeyim işte, yaşadım, gördüm o günleri. Ekonomik krizleri, banka hortumlamalarını, efendime söyleyeyim, hukuki yozlaşmaları, mafyanın başbakanı tehditlerini, gazetecileri tehditlerini, kimyan bozuldu diye bahsediyordu adamın bir tanesi, bir mafya liderinin kendisini aramasından. Etraf böylesine başı bozuk bir düzen hakimdi. Burada her yerde 28 Şubat'ın bakiyesi, kalıntıları, tezahürleri iflas etmişti. Ekonomik olarak da Kemal Derviş geldi işte ekonomiyi düzelsin diye Amerika'dan. Bu noktada bir kurtuluş olarak tutuldu. Yani şüphesiz bu adamlar iyi adamlardı. Bu adamlar İstanbul Belediyeciliğinden, muhtelif belediye uygulamalarında bilmiyorlardı. Bunların Müslüman olmaları şüphesiz büyük bir katkıydı. Ama ya bu adamlar kardeşim partileri kapatılırken Erbakan döneminde de dindar insanlardı, iyi insanlardı. Niye o zaman oy vermediniz? Yani şunu demek istiyorum. Evet, dindarlık bir kriterdir. Halk açısından şüphesiz önemlidir. Keşke de tek kriter olsa.
Dindarlığı bu arada ben salt namaza, oruca hasretmiyorum. Dindarlık bütün boyutlarıyla şeydir. Bütün boyutları içerir. Efendime söyleyeyim. Keşke böyle olsa ama vaka itibariyle böyle değildir. Aynı zamanda ekonomik şeyi de vardır. Ekonomi de müessirdir oy vermeye. Bütün bunların neticesine seçildi bakın. Ve ondan sonra da tabii ki aldı o süreci, iyi yönetti. Ve derken bugüne kadar geldik. Evet. Evet. Şimdi ahlak demişken hemen o az önce bahsettiğiniz örnekle beraber şimdi sosyal medyada da çok fazla konuşuluyor ki onlar bir yerde bunu gündem ettiler ki etkileri de hala devam ediyor. LGBT ki şeyini de çok aşmak istemiyorum. Muğlak kalsa daha iyiydi. Eyvallah, eyvallah. Şimdi çok ahlaksız grupları işte dünyanın küresel işte haydutları işte Amerika, AB vesaire dikte ettiriyorlar. Yani bunları gündem edeceksiniz. Bak bizim desteğimizle seçildiniz. Bizim desteğimizle belediye kazandınız. O zaman bunun şeyini ödeyeceksiniz mi dediler. Ve bir yerde onların bu talebine karşılık belediyeler böyle bir adım attı ve CHP böyle bir adım atıyor, HDP adım atıyor falan mı? Yoksa hayır, bunların zaten zihniyet kodları bu. Ya bunlar ne zaman ki kendilerini güçlü hissetseler hemen içlerindeki o çirkefliği bu şekilde dışarı vururlar mı? Bu sorumu alıp ondan sonra Suriyeli muhacirler konusuna geleceğim. Yok. Şimdi şöyle açıkçası dindarlar o kadar çok demin hani örselendi dövüldü dedi ki o kadar dövüldü örselendiler ki yani kim dindarlıkla ilgili meseleyi arasal bir düzlemde stratejik olarak politik olarak bile dine alan açsa halkın ekseriyetinin hoşuna gidiyor. Yani biz dövülmüyorsak bizim değerlerimizle alay edilmiyorsa bu kârdır deniliyor. Ekseriyeti şeyi sizin ideolojinizi, sizin takiye yapıp yapmadığınızı sorgulamıyor. Buna bakıyor, tamam diyor. Bugün mesela CHP'nin ortaya koyduğu performans çok büyük oranda. İnşallah bunun ilerisine geçerler. İnşallah derinleştirirler ama görünen köyde kılavuz istemez. Ya dine yaklaşıyorlar. Tabii. Gibi dine bir yaklaşımları aslında AK Parti'nin oluşturduğu. Pragmatist olsa, menfaatçi de olsa böyle bir şey. Evet. AK Parti'nin oluşturduğu oy alma kabiliyetinin dindarlıktan geçtiğini, muhafazarlıktan geçtiğini AK Parti bunlara seçim galibiyetleriyle defalarca gösterdi ve seçimi kazanmanın bir yolu, bir stratejisi olarak gördüler. Ama dedim ya, yani insanoğlu, siyasi kuruluşlar, örgütler, cemaatler, topluluklar değişir. Umulur ki, ben ihtimal vermiyorum. Benim şahsi fikrimi sorarsanız ihtimal vermiyorum. Neden ihtimal vermiyorum? Olay sadece siyasi sonuç devşirmeye dönük duruyor. Bunun bir daha derinlemesine, mesela Suriye yani CHP'nin değişmesine tabii, ihtimal tabii, vermiyorsunuz. Öyle bir şey olamaz. Vermiyorum. Olamaz. Vermiyorum. Evet. Keşke olsa. Bakın evet. Ben bu olmasın demiyorum. Keşke olsa ama hani olmadığını, olamayacağını da görüyorum. Çünkü oy almanın dışına vardırmıyorlar onları. Sembolik bazı şeylerin, folklorik bazı tutumların dışına vardırmıyorlar. Adam seçimi kazandığı anda bir çift mavi gözün ışığında diye söyledi. Anaların duası, çocukların bilmem nesi, gençlerin şusu busuyla. Pekala anaların duası nereye gitti? Anaların duasıyla seçimi aldın ama kendine rehber tuttuğun ne? Bir çift mavi göz. Ya bu bizim bildiğimiz Big Brother temsiliyetiyle ifade edilen ve her yerde bizi gözetleyen heyula değil mi? Ruh değil mi bu? Bunu sen bu trajik, bu dramatik tabloyu biraz romantize ettin, biraz estetize ettin, bir çift mavi göz söylemine getir. Ama bildiğimiz o mavi gözde bir değişiklik olmadı. Yine mavi göz o ya. Hepimize tepeden bakıyor, hepimize karşıdan bakıyor. Ben bunu çocukluğumdan beri biliyorum yani. Hep tehditkar bakıyor bize. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Peki hele tamam diyelim ki hadi orada da ya kardeşim 40 yıllık yani olur mu bir günde olmaz. Bir süre verelim. Verelim. En ufak bir alamet, en ufak bir değişiklik, en ufak bir öz eleştiri görebiliyor musunuz? Ya da görecek misiniz? Ben iddia ediyorum. Olmayacak. Tanıyoruz, biliyoruz çünkü bunları. Şimdi bütün bunlara rağmen LGBT gibi ismini bile söylemekte iyi ki de öyle telaffuz etmemiş olmaktan dolayı zorlandığımız ahlaksızlıkla cisimleşmiş teşekküller, şahıslar, kurumlar var. Şimdi bu birkaç dönemdir bir takım yürüyüşler yapıyorlar. Bakın adı bile enteresan. Onur yürüyüşü.
O nursuzluğun, sahip oldukları nursuzluğa o ilave ederek, o harfini dahil koyarak onur yapıyorlar. Bu enteresan bir şey. Ve mesela ilk zamanlar ben hatırlıyorum, bunların ilk teşebbüslerinde küçük topluluklardı. Gittikçe her yılda ve hemen hemen her yerde de, sadece metropollerde, büyük şehirlerde değil, artık pek çok yerde de bu toplulukları, bu nümayişleri, gösterileri yapma iradelerini gösteriyorlar. Rusya'da 100 yıllığına yasaklandılar. Türkiye bu iradeyi hala gösteremiyor. Mevcut iktidarın bunu gösterebileceğine de doğrusu bu haliyle ihtimal vermiyorum. Son derece de yanlış bir şey bu. Bu sadece bizim bir yerde, bir alanda gördüğümüz bir şey. Ahlaki zaaf sadece insanların cinsel hayatları söz konusu olduğunda ortaya çıkmaz. Her yerde var ahlaki zaaf. Mesela sokaklarda, benim gençliğimden de biliyorum, çocukluğumdan da biliyorum. Evet, demin Hatice Babacan örneğini verdim. İlahiyat Fakültesi'nde bile örtülü bir öğrenci okumakta zorluk okuyamadı. Müşkül değil. Hiç okuyamadı. Vakanın fotoğrafın bir tarafında bu. Bugünse bırakın üniversitelerde ya da herhangi bir okulda tesettürlü olmayı, devletin bütün kademelerinde tesettürle, yargıda, askeriyede tesettürle bulunabiliyorsunuz. Tabloyu birbiriyle orantılı şekilde görmek lazım. Evet, böyle bir şey var. Ama öte yandan bununla teselli olamayız. Öte yandan da hiç görmediğimiz, duymadığımız, karşılaşmadığımız şekilde de laubali, laçka, light bir hayat anlayışı var. Artık tesettürlü bir annenin yanında, tesettürsüz demiyorum bakın, son transparan dekolte kılıklarla dolaşan çocukları var. Şimdi tablonun bir tarafında da bu var. Bu da ciddi bir tehlike, ciddi bir tehdit. Ahlak sadece, yine de demin de söylediğim gibi, cinsel alandaki özgürlükler bağlamında yürümüyor. Ama cinsel alandaki özgürlük bağlamında çok ciddi bir ifsat ediciliği var. Gençleri, ki ciddi anlamda bir genç yoğunluğu, genç nüfusu var, gençleri katıp kuşatıyor. Fikri anlamda insanları lauballeştiriyor, laçkalaştırıyor. İnsanlar bireysel düşünmeye teşne oldular. Bakın, karşılaşıyor musunuz bilmiyorum, gençlerle toplantılarda biz, Özgürdar üyesiyim ben, dernek faaliyetlerinde de karşılaşıyoruz. Bizim kendi çocuklarımız, akrabalarımızın çocukları geliyorlar. Bir kendi gençliğimizle kıyaslıyoruz, bir şimdiki gençlikle. Sorumluluk almaktan ürküyorlar. Mesuliyet yüklenmiyorlar. Gelirlerse, getirilebilirlerse ne âlâ diyoruz. Son derece kendi içlerine dönük, kendi dünyalarıyla sınırlı, yer yer bencilce denilecek bir bireysellik hakim. Bu ahlakın konusu. Çok ciddi bir şekilde sadece haz merkezli, cinsellik merkezli yürümüyor, büyümüyor ahlaki zaaf. Aynı zamanda hayatın her anlamına giriyor. Bakın, daha da farklı, fikri temelde de. Şimdi ben alırım diyor. Ben geçen hafta bir arkadaşımla bunun tartışmasını yaptım ve canım da çok sıkıldı. Kur'an kursları söz konusu olduğunda bana söylediği söz. Ya abi diyor, sen Kur'an kurslarını niye bu kadar savunuyorsun diyor. Bunlar bu adamların vereceği, hele de diyor bizim çocuklarımıza vereceği ne var ki diyor. Pekala diyorum, tamam, eksik noksan camideki hoca çocuklara işte Subhaneke'yi öğretecek, Fatiha'yı öğretecek, biraz Elif cüzünü söktürecek. Tamam, ben de biliyorum. Zaten maalesef onlarda kimilerini tenzih ederim. Onlarda da bir şey var, motivasyonsuzluk var bildiğimiz üzere, ama pekala neyi öneriyorsun diyorum. Ben alırım diyor, evde çocuğu eğitirim, öğretirim. Yahu kardeşim bak, sen, dedim ki, sen çok daha alasını ve iyisini veriyor olabilirsin. Sen Arapçasıyla da öğretiyor olabilirsin. Sen en güzel tefsiriyle de öğretiyor olabilirsin. Ama bak, eğitimin, öğretimin en temel unsurunu, onun habitatını ortadan yok ediyorsun. Onun zeminini, iklimini yok ediyorsun. O artık toplumsal bir fonksiyon göremeyecek. Camideki arkadaşıyla birlikte namaz kılma imkanını elinden alıyorsun. Camide Elif cüzünü birlikte sökecekleri, birlikte şakalaşacakları, gülecekleri, ağlayacakları ortamı yok ediyorsun.
İstediğini ver. Ya böyle bir ne oldu? Bireysel bir din anlayışı söz konusu oldu. Evet, ben dinimi, yani mesele sadece çocuğun orada dua öğrenmesi veya işte elifbe öğrenmesi değil. O iklimi de teneffüs etmesi, o arkadaşlık ruhunu, yani o arkadaşlarla beraber o işi bir yaşam formuna dönüştürmesi. Aynen, oydu. Aynen. Şimdi bu ahlaksızlıkla ilgili Batı'nın dayatmasına karşı hükümetin bir ezik bir tavrından söz ettiniz. Evet. Yani İstanbul Sözleşmesi'ne bugün işte Hırvatistan gibi, Bulgaristan gibi, Polonya gibi ülkeler bile mesafeli yaklaşırken Türkiye'nin bunu hemen kabul ettiğini, ki o sözleşmenin bir maddesinde bu tür gayri fıtri, yaratılışa uygun olmayan ahlaksız tercihlerin sanki meşru bir şeymiş gibi kabul edilme şeyi var, maddesi var. Şimdi bakacağız hükümeti tavrı ne olacak, ki CHP'nin belediyelerinin çok organize bir şekilde bu ahlaksızlığı desteklemesi karşısında bir tepki gelişti, ama maalesef bir kanun olarak, devlet olarak bir adım atılmış değil. Şimdi süremizin sonuna yaklaşıyoruz da bu Ümit Özdağ, ki daha çok onun ismi geçiyor İYİ Parti'den. Yine birkaç kişi daha var. Bu Suriye'den gelen muhacirlerle ilgili çok nefret içerikli bir takım paylaşımları, açıklamaları var. Ve Suriyelilerin işte asayişi bozdukları veya işte çok fazla burayı sanki kendi şeyleri gördükleri ve dolayısıyla burada çıkmaları gerektiğine dair telkinleri var. Ve bunun üzerine gelişen bir takım sokak hareketlenmeleri var. Şimdi muhacirlere yaklaşım konusunda bir yavaş yavaş bunlara alet olan ciddi kesimler de var. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Yani vicdani duyarlılıklar köreliyor mu? Ve insanlar artık ya ben ensar olmak istemiyorum mu? O noktaya mı geldiler? Nasıl görüyorsunuz bu tehlikeyi? Evet. Doğrusu çok ciddi görüyorum. Meseleyi de Suriye meselesi olarak görmüyorum sadece. Biz merhametimizi, vicdanımızı tazelediğimiz, bilediğimiz, canlandırdığımız bir alandı. Bu ülkenin öyle ya da böyle ümmet diye bir derdi vardı. En yakından ümmet olma iddiamızı test edebileceğimiz bir zemindi Suriye meselesi. Üstelik de mağdur ve mazlum olarak ülkemize yerleşmişlerdi. Bunlara karşı gösterilen, ortaya çıkan tavırlar son derece bu açıdan sıkıntılı, riskli. Ve biz evet bu yanlışlara ortak olmuyoruz. Bu yanlışlarla çok şükür ki alakamız yok. Kardeşlerimize sahip çıkıyoruz ama bu yanlışlara engel olamamak açısından mesuliyetimiz var. Yani olay sadece ya ben bu sürece dahil değilim, ben hiçbiriyle kavgalı değilim demek lüksümüz yok. Bu kavga, bu muhacirlere ya da en genel anlamda mültecilere karşı yapılan saldırılar karşısında yeterli sesi yükseltebiliyor muyuz? Yeterli sözü söyleyebiliyor muyuz? Mücadeleyi verebiliyor muyuz? Esas bizi ilgilendiren, ilzam eden taraf budur. Bakın mesela enteresan bir şey. Milliyetçilik virüsü bu ülkede hep vardı. Zaten hani mevcut rejimin şeyi, kendi yükseldiği zemin milliyetçilik zeminiydi. İşte temel ilkelerinden bir tanesi de milliyetçilikti. Hiçbir zaman için noksan olmadı. Ulus devlet inşasından, icadından bu yana da kendi varlığını milliyetçilik zemini üzerinden ortaya koydu. En nihayetinde Türk-Kürt karşıtlığından yürüyordu bu. Şimdi bu görece gerileyince, bu kavga gerileyince yeni bir düşman, milliyetçiler düşmana şeydir, düşmansız yaşayamazlar. Kendi varlık sebepleri karşıtlarıdır. Öteden beri de böyle olmuştur. Kendilerini var edebilecek karşıt olarak da halihazırda Suriyelileri buldular. Bu sadece bununla da alakalı değil. Ekonomik, küçük bir ekonomik dalgalanmada dünyada da böyledir. İçine girilen bir krizde ilk müsebbip şeydir, hizmetçidir. Evin
halkını dövmek olmaz. En kolay dövebileceğiniz hizmetçidir. Hizmetçinin bir maliyeti de yoktur. Hele de sahibi de yoksa bir maliyeti de yoktur. Düşünün ki ekonomik krizi bir gruba nispetle anıyorsunuz. Bir siyasi kuruma, bir sosyal kuruluşa, aklınıza gelebilecek muhtelif kurumlara, kuruluşlara ne yaparsınız? Nitekim hükümet bunu yaptı. Ekonomik krizin ilk anlarında gıda teröristleri filan dedi. Ne oldu? Netice ortada. Siz bütün gıda satanları, gıda sektöründe bulunanları, ki gıda sektöründe bulunanların ekseriyeti de mütedeyyin, muhafazakar insanlarıdır. Hepsini kırdınız, döktünüz değil mi? Ama bu lafı şunun için söylüyorum. Ama siz iktisadi sorunların kaynağında, ekonomik daralmanın sebepleri arasında Suriyelileri gösterdiğinizde size ne oy olarak bir zarar gelir, ne düşmanlık yapabilme ihtimali olabilir, ne de dünyadan bir Allah'ın kulu bir şey der. Üstelik de bunun alıcıları bu ülkede çok fazlaysa, İran'ından Suriye yönetimine kadar, Avrupa'sından Amerika'sına kadar pek çok alıcısı da bunun varsa, yani konjektür de buna çok müsaitse, sizin yapabileceğiniz şey hem siyasal şeyi, faturayı ucuzundan, kolayından, hiç kimseye yansıtmadan, risk almadan bir yabancı unsura kesersiniz ve hiçbir maliyet de ödemezsiniz. Hem adres de belli olduğu için, hem siyasal olarak gerilemiş iktidarı cezalandırmış olursunuz. Yani iktidarın burada... iktidarla örtüşen, iktidarın dış politik tutumuyla örtüşen tutumunu Suriyeliler üzerinde şimdi yanlış anladım mı diye teyit etmek için soruyorum. Yani burada bu meseleyi kaşıyanlara iktidardan da mı bir şey gitti? Yani diyorsunuz öyle bir göz kırpma tam olarak şüphesiz olmaz. Şöyle, şüphesiz iktidar doğrudan işaret etmez. İktidar bunu, en azından iktidarın fikriyatını oluşturan, iktidarın politikasını oluşturan, başta işte Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu konuda haksızlık etmememiz lazım. Hamiliği zaten benimsemiş insanlar, muhacir kardeşliğini benimsemiş insanlara töhmet olur. Evet. Ama iktidarın içinde, iktidar dediğimiz, demin de bahsettik, bakın, iktidar dediğimiz iktidar, AK Parti'de, bırakın MHP ile ittifakını, AK Parti'nin de kendi içinde bir koalisyonu var. Yekpare bir bütün değil ki parti. Zaten demin de bahsettik, Türkiye'deki iki kişiden birinin oyunu alan bir partinin bir küçük parti gibi ideolojik parti olmasının imkanı da yok. En azından ülkemiz realitesinde gerçekliği yok. Dolayısıyla kendi o homojen olmayışı, o yekpare olmayışının tezahürü olarak da kendi içinde zaten milliyetçi unsurlar zaten var. Bunlar her fırsatta bu meseleler gündeme geldiğinde zaten ifadelerini, kendi yaklaşımlarını da dile getiriyorlar. Onlarda bu bastırılmış duygular var. Öte tarafta ise bastırılmış değil, her harikarda, her vesileyle dillendirmeye çalıştıkları siyasetlerinin merkezine oturtulmuş bir tavır var. İkisini birbirinden ayırmak lazım. Yani bu esnada bile ben şuna da tanık oluyorum ve buna üzülüyorum. Ya birisi siyaseten Suriye muhacirlerine düşman, birisi siyasetinin merkezine koymuş. Düşmanlığı, muhacir düşmanlığını itikadının, tırnak içinde itikadının, siyasal itikadının bir parçasını yapmış. CHP'li ile, İYİ Parti ile, HDP'li ile, AK Parti içinde kendisini siyaseten köşeye sıkıştıran bir enstrümana dönüştü Suriye olgusu diye bakıp, yer yerde çok içselleştiremediğinden sebep, milliyetçi hastalığı da nüksettiğinden sebep karşı koyanları eşitliyor. Bu haksızlıktır. Tamam, bunlar yanlış. Kim olursa olsun ırkçılık haramdır, ırkçılık yasaktır, hoş olmayan bir şeydir. Bunun altını çizeriz. Kimsenin gözünün yaşına da bakılmaz. Kimsenin sözünü tevil etmek durumunda da değiliz. Ama vakayı da ikisi aynıymış gibi sunmak, demin ahlaktan bahsettik. İşte pek çok kere adaletten bahsediyor. Adil değildir, ahlaklı değildir. Bunun altını çiziyorum. Bunun dışında da Suriye düşmanlığı sadece AK Parti politikalarını eleştirmenin bir aracına, aparatına dönüşmenin ötesinde, ya zaten Cumhuriyet ideolojisinin bizatihi, yani resmi ideolojinin bizatihi kendisinde Arap düşmanlığı vardır. Arap düşmanlığı da Arap olmaktan mütevellit değildir. İslam düşmanlığından ileri gelir.
Demin söyledim. Yani siz yine hani film üzerinden söyleyeyim. Bir tane bir şey hatırlar mısınız ki Arap figürü müspet olsun? Bir tane bir sahne hatırlamazsınız. Bizim şuurumuza da şuur altımıza da işlenmiş olan Arap karşıtlığı, Arap düşmanlığı yer yer tabela karşıtlığına da dönüyor ve yer yer bu saçmalığın içine geçenlerde AK Partili yetkililer, yöneticiler de düştüler. Ama öbürlerinde zaten bu artık şey tamamen burada bir politik tutum iken orada tamamen iman umdesi haline gelmiş bu karşıtlık. Böyle bir durum var. Bir tane İngilizce karşısına göstermediğiniz kültürel emperyalizmi siz nerede ararsınız? Yeri gelmişken sorayım. Kültür nedir? Tevarüs ettiğiniz, bilginiz, yani, birikiminiz değil mi? Bu sizin müteselsilen AK Parti'nin o tabela tavrının da bunlarda etkisi var, payı var. Eyvallah. Veya işte AK Parti'nin bir takım sosyal medya trollerinin bu Suriyeliler aleyhindeki paylaşımlarının da etkisi var. Tabii. Veya işte ekonominin yanlış giden bir takım uygulamaların faturasının çok kolay biçimde onlara kesilme iradesinin de payı var. Eyvallah. Sadece işte bir İyi Parti ve içindeki uçların bu şeyi değil, yani onların etkisi değil. Şimdi hocam süremizin sonuna geldik. Ne kadar süremiz var hocam? Süremiz bitti aslında. Süremiz bitti de. Şimdi şu G20 zirvesi falan vardı. Ben böyle çok güncel olmasın istedim aslında konu ama şimdi o bazı böyle illaki konuşulmaz gereken güncel hadiseler de var. Şimdi arada bir cümle söyledim. Onu bir cümleyle cevaplarsanız hani dedim ki ümit var olmamız için birkaç şey söylersek, ya hayır, her ne kadar işte şu anda birileri yanlış bir yere çekti, götürüyor, işte taktik başarılar oldu, strateji başarılı oldu, bu ülkedeki bu ülkenin gerçek sahiplerinin işte geleceği parlaktır, yakın, yani öyle ümit var olmak gerekir dersek neden sorusuna bir cümleyle bir cümlenin üstüne çıkamayız. Şöyle, ümit var olmak için çok nedenimiz var. Bu ülkenin halkı, Müslüman halkı ama en genelde halkı geçmişiyle kıyaslanmayacak kadar her yönüyle maddi manevi imkanlar sahibi. Evet, içine girdiğimiz siyasal süreçte tıkanmalar var, kötü gidişat var ama bunun ötesinde imkan itibariyle de geçmişle kıyaslanmayacak kadar devasa ve büyük imkanlarımız var. Biz siyaseti her şeyi devletten bekleme diye bir söz var ya, biz her şeyi bir kurumdan, bir kuruluştan beklemek durumunda da değiliz. Evet, bir kurum kuruluş dediğimiz devlet, sıradan bir apartman yönetiminden bahsetmiyoruz, bir muhtarlıktan bahsetmiyoruz. Öneminin önemine müdrikiz ama her şeyi onlardan beklemek durumunda değiliz. Hususen söylüyorum, hassaten söylüyorum, Müslüman olarak herkes kendi yapabildiklerini, ya çevresinde neler yapabileceğiyle ilgili, ki çok şey yapabiliriz, çok imkanlarımız bu manada geniş ve gelişmiş vaziyette, biz kendi gündemlerimizi, demiyorum ki devlet oluşumu bizim gündemimiz dışındadır demiyorum, ama müstakilen de fert olarak da, Özkan Yaman olarak da, Yılmaz Çakır olarak da herkes kendi mesuliyetlerini en geniş anlamda yerine getirmekle mükelleftir. Ancak bu takdirde, yoksa öbür türlü bir mekanda oturup tırnak içinde söylüyorum, bir tür dedikodu yapmaya tekabül eder. Bizim esas yapmamız gereken, ki yapmamamız için hiçbir neden yok, yapmalıyız. Biz ödülü, mükafatı Allah'ın rızasında, Allah'ın cennetinde ya da cezayı Allah'ın cehennemde gören insanlarız. Dolayısıyla bizim için herhangi bir dünyevi başarı da olmuş olsa cennete varmadan bir başarıdan söz edemeyiz. Cehenneme de gitmeden bir başarısızlıktan söz edemeyiz. Bu başarılar, başarısızlıklar son derece nispidir, izafidir. Bir Müslüman gerçek manada başarıyı ve başarısızlığı Allah'ın hoşnutluğunda, rızasında arar. O halde yapabileceklerimiz sosyal, siyasal olayları okumakla birlikte yapmamız gereken her neyse, öğretmensek çocuklara ne aktarabileceğimizle ilgili, aile reisi isek ailemizle ilgili neler yapabileceğimiz, toplu bir arada namaz kılabiliyor muyuz, komşumuzun çocuğuna bir şeyler anlatabiliyor muyuz derdidir. Bütün bunları dernek, cemaat, camiye, herkes
bu sorumluluklarını sosyalleşerek, tebliğleşerek yaygınlaştırmakla mükellef. Bu varsa ümit de vardır. Eyvallah. Biz zaten ümit. Hayır hayır. Bu varsa da değil. Biz mümin olarak zaten iman, ümitliyiz. İmanın gereği zaten, evet, ümitliyiz. Amenna. Evet. Peki. Allah razı olsun. Çok sizden, sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, Pergel programında bu hafta yazar Yılmaz Çakır hocam konuğumuzdu. Gelecek hafta farklı bir konuyla, konukla buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.